Çok çok teşekkürler Hayke. Şimdi 2,5 saatten sonra. Hakikaten son derece ilginç, son derece etkileyici, düşündürücü, sarsıcı, heyecan verici. Ali Ertan'ı düşünerek söylüyorum. Birçok önemli sözün söylendiği bir toplantıdan sonra geriye ne kalıyor? Sayın Lüders de biraz önce söyledi. Dikkatli olmamız lazım. Hem Almanya Federal Cumhuriyeti olarak hem de Avrupa Birliği olarak politikamızla aslında kimi güçlendiriyoruz? Kime destek veriyoruz? Geçtiğimiz haftalar ve aylar bize aslında son derece ağır bir kriz içinde olduğumuzu gösterdi Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilerde. Hatta şunu da söyleyebilirim. Türkiye-Almanya arasındaki bu kriz belki de tarihte yaşanmış olan en büyük, en derin kriz. Bu akşamdan benim çıkardığım sonuç şu olabilir. Federal hükümetin ve Avrupa Birliği'nin bugüne kadar uyguladığı Türkiye politikası en hafif deyimiyle pek başarılı bir politika olmadı. Türkiye'yi demokratikleşme, hukuk devleti, insan hakları vesaire yolunda teşvik etmek söz konusu olduğu zaman ve desteklemek söz konusu olduğu zaman. Tam da bundan dolayı kanaatimce federal hükümet Türkiye politikasını yeniden tartmak zorunda. Doğru olan neydi, yanlış olan ne? Buna bakması lazım. Sayın Lüders'in son değindiği konudan hareketle söyleyeyim. Yanlış olan şey, özellikle de bugün. Erdoğan'ı ister sevelim, ister sevmeyelim. Erdoğan Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanı. Hem iç politikayı hem de dış politikayı belirliyor Türkiye'de. Başka kimse yok. Ve elimizdeki malzeme de o. Bir yurt dışı parlamentosu olarak en azından bu. Ama şunu tespit edelim ki, Boğazların hasta adamına karşı uygulanan bir politika, mesela gümrük birliğini genişleterek, Bertelsmann Vakfı'nın bir araştırmasına göre bunu genişletirsek, bu Erdoğan'ın politikasına destek vermek olacaktır. Acaba Erdoğan ve Türkiye ile bu gerilim içinde doğru olan bu mudur? Ben bundan kuşkuluyum. Onun için ben Erdoğan'ın yönetimi altındaki bir rejime ekonomik çıkar sağlamayı reddetmekten yanayım. Türkiye'deki insanları desteklememiz lazım. Türkiye'nin insanlarını desteklememiz lazım. Ertuğrul Kürkçü gayet açıkça durumu ortaya koydu. Aslında devam ediyor. Sadece susmakla kalınmadı. Hiçbir şey yapılmakla kalınmadı. Melda Onur da söyledi. Melda Onur'la ben Türkiye'de tanıştım. En büyük, en renkli ve en mücadeleci mücadelesi vardı Türkiye tarihinin. Gezi hareketi vardı. Ve şimdi bunu düşündüğümüz zaman inanamıyoruz bile. Gezi hareketinin, Gezi direnişinin şiddetle bastırılmasından sonra birçok ölü insanın öldürülmesiyle, belki Elvan gibi bir insanın öldürülmesiyle, evden ekmek almaya çıkan bir çocuk ve evine bir daha hiçbir zaman dönemeyen bir çocuk. Çünkü güvenlik güçleri tarafından sokakta vurulan bir çocuk. Alman hükümeti ne yaptı o zaman? Avrupa hükümetleri ne yaptı? Avrupa Birliği ne yaptı? Acaba Gezi direnişinin şiddetle bastırılmasına itiraz mı ettiler? Oraya gittiler mi? Mesela Maydan'da çok daha garip insanlar vardı protestonun içinde. Onu desteklediler. Hayır. Bunu desteklemediler. Ne yaptılar? 3 yeni fasıl açtılar Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecinde. Erdoğan'a cesaret verdiler. Devam et dediler. Tabii başka ne düşünsün ki Erdoğan? Ben bir protesto hareketini şiddetle bastırabilirim. Gene de ödüllendiriliyorum. Yeni fasıllar açılıyor. İşte Erdoğan'ın cesaretlendirmeden anladığı bu. Şundan eminim ki Erdoğan'ın gücünü edindiği bir mağdur rolü değil. Hayır, fail rolü. Avrupa'ya karşı direnen güçlü lider
Merkel'le ve diğerlerine haddini bildiren insan rolü. İşte her zaman buradan yeniden güç kazanıyor. İşte onun için artık Türkiye politikasını Almanya hükümetinin radikal olarak değiştirmesinin zamanı çoktan geldi. Tabii bunun bir parçası da silah ticaretini durdurmak. Çünkü hakikaten inanılacak bir şey değil. 2015'te barış müzakereleri, parlamentodaki mutlak çoğunluğun Haziran seçimlerinde kaybedilmesinden sonra bu hükümet tarafından durdurulduğu zaman, Kürt hareketine karşı ve bir gerilim stratejisi yaratıldığı zaman Kasım seçimlerinde yeniden mutlak çoğunluğu sağlamak için ve savaşın hala sürdüğü bugünlerde yarım milyon insan Türkiye'nin güneydoğusunda kaçmaya zorlandı, sürgün edildi. Binlerce insan, binlerce sivil öldürüldü. Alman silahlarıyla da öldürüldü. Avusturya imalatı olan Almanya üzerinden Türkiye'ye gönderilen silahlar, hayır Ertuğrul, sadece susmakla kalınmadı. Bu aynı zamanda cinayete yardımdır, cinayete destektir. Böyle bir rejime Türkiye'nin güneydoğusunda Kürtleri öldürmek için silah vermek. Tabii bu öyle bir politika ki sadece onların eline silah vermekle kalmıyor Kürtleri öldür diye. Aynı zamanda Türk hükümetinin isteği üzerine Kürtler kriminalize ediliyor. En son örneğini gene yaşadık. Türk hükümetinin arzusu üzerine Federal İçişleri Bakanlığı burada Suriye'deki Kürt direniş hareketinin simgelerini yasakladı. Olacak şey değil. Nasıl olur da biz bir diktatörün yolunu açarız? İslamcı terör, Ahrar-ı Şamba ya da Al-Nusra cephesi gibi ya da IŞİD'i uzun süre desteklemiş olan böyle bir rejimi. Destekleriz ve burada IŞİD'in barbarlığına karşı Kürt güçleri gibi cesaretle savaşan insanları nasıl kriminalize ederiz? Ahrar-ı Şam'ı kriminalize etmek yerine Ahrar-ı Şam hala yasaklanmadı bu ülkede. Bu öyle bir politika ki hakikaten Alman dış politikası açısından utanç vericidir. Onun için ben kendi meclis grubum adına şunu söylüyorum. Bir ittifak kurmak yerine, çünkü hakikaten bu Erdoğan, bu karşımızda gördüğümüz şey bir Merkel-Erdoğan işbirliği, ittifakı, bir diktatörle ittifak yapmak yerine başka bir ittifak yapmak lazım. Demokrasi ve insan hakları ittifakı yapmak lazım. Ve bunu herkesin açıkça göreceği bir şekilde Almanya'nın Türkiye'deki demokratlardan yana olduğunu göstererek yapmamız lazım. Onun için Can Dündar son derece haklı. Bizim yapmamız gereken şey, bütün bunları talep ettiğimiz zaman ve siyasetimizi, en azından kendi siyasetimizi buna göre düzenlerken, Erdoğan'ın demokrasiye son verme yöntemlerini kopya etmememiz lazım. Türkiye'de bir rejim değişikliği çağrısı yapmamamız lazım. Çünkü orada olup biten şeyi oranın halkı belirleyecektir. Ertuğrul gibi, Melda gibi, Can gibi, Michael Lüders gibi ben de şundan eminim ki Erdoğan'ın diktatörlüğü Türkiye'de sonsuza kadar sürmeyecektir. Ancak burada biz ne yapabiliriz diye sormamız lazım kendimize. Birçok insanın bahsettiği bu öteki Türkiye'nin sesini duyurabilmek için. Ve yapabileceğimiz çok şey var bana sorarsanız. Çok şey var. Ve Erdoğan'ın Avrupa ve Almanya'yı diktatörlüğü için bir savaş alanı olarak ilan ettiği zaman dönemde tam da Wagenknecht'in söylediği gibi Erdoğan bize meydan okuyorsa biz de bu meydan okumaya hodri meydan demeliyiz. 1933-45 yılları arasında birçok Alman bilim insanı için kökenlerinden ya da siyasi düşüncelerinden dolayı takibat altında olan birçok Alman bilim insanına Türkiye imkan sundu.
ve bu insanlar burada her türlü bilimsel çalışma hakkına mahrum bırakılmışlardı. Fritz Neumann ya da besteci Paul Hindemith ya da mimar Bruno Traut gibi insanlar, Lieselotte Diekmann gibi edebiyat bilimciler, Bertha Ottenstein dermatolog ya da psikoanalist yani Edith Wagen ve Ernst Reuter'ı unutmayalım tabi. Berlin'in bu güzel şehrin seçilmiş belediye başkanı. Ve bugün Türkiye'den kaçarak ülkemize gelen insanların önemli bir kısmı bilim insanları, gazeteciler, entelektüeller ve siyasiler, siyasetçiler. Burada Almanya'da bir geleceğe sahip olmak için, bir gelecek için mücadele ediyorlar. Biz özellikle federal hükümetin uyguladığı politikadan da dolayı. Çünkü Türkiye'deki bu koşulların bu şekilde oluşması o da katkıda bulundu. Bundan dolayı bizim bu insanlara karşı bir yükümlülüğümüz var. Onların kabul edilme mücadelesi ve Avrupa'da da insanları, Almanya'da da insanları takibat altına alan bir diktatörlüğe karşı mücadelelerinde destek olmak bizim ödevimiz, vazifemiz. Birkaç gün önce Türkiye'den bir gazeteciyle bir araya geldim. Türkiye'de her türlü çalışma ve var olma imkanı elinden alınmıştı. Birçok insan gibi, birçok gazeteci gibi o da şu anda yargılanıyor. Ve neredeyse mümkün değil burada var olması. Korkunç koşullarda yaşıyor. Buna izin veremeyiz. Bu insanları yalnız bırakamayız. Çünkü toplumlarımız arasında köprü kuran insanlar bunlar. Tam da şimdi nefretin ve milliyetçiliğin ne yazık ki bu kadar verimli bir toprağa düştüğü bir dönemde bu insanlara daha fazla ihtiyacımız var. Bu insanlardan daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha azına değil. Onun için meclis grubu başkanımızın da desteğiyle ve bütün meclis grubumuzda da bunları da konuşacağız. Ve bu talepleri dile getireceğiz. Federal hükümetten Türkiye'de siyasi takibat altında olup da buraya gelmiş olanlara bir kamusal destek fonu kurması için baskıda bulunacağız. Bir destek fonu ve bir task force'a ihtiyacı var bunun, force'a. Bu gazeteciler, bilim insanları, entelektüeller, yazarlar, siyasetçilere burada Almanya'da kendi ayakları üzerinde durma imkanı verecek bir fon olmalı bu. Nazi diktatörlüğü döneminde Türkiye'nin bize sunduğu şeye bu küçük bir teşekkür, bir küçük vefa borcu. Arkadaşım Heike Hensel haklı olarak hep şunu söylüyor. Dayanışma ancak ve ancak somut olursa dayanışmadır. İşte bundan dolayı da hepimizin desteğini ümit ediyorum Türkiye'de baskı altında olan herkes için ve bu akşama gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkürler.